Çay yok mu? Var. Sait, görüyorsun işim var. Sofra zaten hazır. Çayı da kendin alsın, ölür müsün? Allah Allah ya. Sait. Ya Sait, dursana. Uf. Çabuk ol hadi, babanı geciktirmeden çıkalım evden. Ya Sait. Öf. Hadi. Aa, Şevval. Bekle. Ayşegül! Ayşegül! Çocuğunuzu yoğun bakıma aldık. Güvenliği için sabaha beklememiz lazım. Tamam. Tamam, anladım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Doktor sabaha kadar yoğun bakımda kalacağını söyledi. Sabahleyin duruma göre de özel odaya alacaklar. Şükür en kötüsünü atlattık. Ya sen de toparla biraz kendini Hülya. Ayşegül'ün en çok şimdi bize ihtiyacı var. Hayır Sait. Ayşegül'ün şu an bize ihtiyacı yok. Şu an o hasta yatağında serumlara, ilaçlara ihtiyacı var. Onun bize sabah ihtiyacı vardı. Ama ne sen yanındaydın ne de ben. Hülya sakin ol. Eğer sabah bir bardak çay yüzünden çekip gitmeseydin bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Çocuğu okula arabayla bırakacaktın. Ama hayır. Sait Bey'in erkeklik gururu daha önemli, değil mi? Hülya yeter. Ayşegül benim de çocuğum. Ben de en az senin kadar üzgünüm. Değilsin Sait. Üzgün falan değilsin. Ya ben seni tanıyamıyorum artık Sait. O evlendiğim düşünceli adam yok olup gitti sanki. Ayşegül doğduktan sonra o kadar çok değiştin ki farkında bile değilsin ya. Senin ne çocuğa ne de bana tahammülün kalmadı artık. Sen o eski sen değilsin Sait. Peki sen? Sen aynı mısın Hülya? Ha? Çocuk doğdu doğdu hep bir uzak. Hep bir soğuksun bana karşı. İkiniz birden beni hayatın dışına ittiniz. Sadece eve para getiren bir yabancı olup çıktım. Sen kendi çocuğunu kıskanıyorsun Sait. Hastasın sen, hasta. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Hasan. Ben Sait, ne haber? Sağ ol, sağ ol. Neredesin? Gene çıkıyor musunuz arkadaşlarla akşamları? Tamam, ben de ondan aradım zaten. Sen gideceğiniz yeri söyle, ben direkt oraya gelirim abiciğim. Tamam abi, orada görüşürüz. Ben sonra senin yanına gelirim, tamam? Dur, dur. Ay. Gel. Hadi sen git uyu, tamam? Ben gelirim senin yanına. Hadi canım. Tamam. Sait, ne yapıyorsun böyle çocuk gibi ya? Korkuttun bizi.
İçtin mi sen? Aman İçtim. Ya. Hesap mı vereceğim? Ya pabuçlarını çıkarsaydın bari. Bu evde çocuk yaşıyor. Unuttuysan hatırlatayım. Esas sen unuttuysan ben hatırlatayım. Ben bu ailenin reisiyim Hülya. Ha, bu evin babasıyım. Temelinden çatısına bana ait bu eve ister ayakkabıyla girerim, ister arabayla. Karşıma geçip böyle saçma sapan konuşup beni aşağılayacağına biraz kadın ol da koca nasıl karşılanırmış onu öğren onu. O koca eve vaktinde gelsin de ben onu nasıl karşılayacağımı iyi bilirim. Ayşegül hastaneden çıkalı beri sen her gün geç geliyorsun bu eve, tamam mı? O zaman sen de adam ol da evine zamanında gel. İnsan gibi gel, tamam mı? Baba! Haddini bileceksin, anladın mı? Haddini bileceksin! Benimle konuşurken haddini bileceksin! Çok acıyor mu? Ne acıyor mu? Gözüm. Çarpmışım herhalde. Hiç fark etmedim. Bugün okula gitmek istemiyorum anne. Sen de işe gitme. Birlikte evimizde kalalım. İyiyim ben. Sadece gözümü çarpmışım. Senin küçücük yatağını sığacağım diye uğraşırken oldu galiba. Çok sakar bir annem var. Sen şimdi git, okul hazırlığını yap, elini yüzünü yıka, sonra da babanı kaldır. Tamam? Tamam. Hülya, küs müyüz? Kusura bakma, ben bu kadar sert vurduğumu anlamadım. Ya özür dilerim. Özür dilerim dedim ya. İstemeden oldu Hülya. İsteyerek yapsan ne olacaktı acaba? Ya niye uzatıyorsun? Özür dilesem dert, dilemesem dert. Bunca yılın ardından bana el kaldırmazsın sandım ama yanılmışım. Nihayet o da oldu. Ya Sait, bu kadar kolay mı? Ben senin karınım, çocuğunun annesiyim. Bizim birbirimizi korumamız gerekirken en çok sen yapıyorsun canımı. Ya bırak. Ayşegül, hadi kızım dişlerini fırçala da çıkalım. Bugün okula seni ben bırakacağım. Müzik
Hadi ben bırakayım ikinizi de. Hem Ayşegül okula gecikmesin hem de sen işe gecikme. Dur. Hop. Ayşegül hadi hadi hadi. Koş 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 koş. Hadi benim kızım. Aferin. Çıkar. İstersen bugün işe gitme. Eve seni geri bırakayım. Neden? Bana vurduğun anlaşılmasın diye mi? Ya Hülya gerçekten çok üzgünüm. Ya biliyorsun ben sana asla el kaldırmam. Sadece biraz alkollüydüm. Ya bir an kendimi kaybettim demek ki, özür dilerim. Bir daha asla tekrarlanmayacak. Ya özür diliyorum işte. Allah Allah. Daha ne yapayım? Yerlere mi yatayım yoksa dizlerine mi kapanayım? Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışma. Tek istediğim bu. Ya sen kendindeki değişimin farkında değil misin? Gün geçtikçe evden uzaklaşıyorsun. Çocuktan bile uzaklaşıyorsun. Hülya yeter artık. Ya sürekli beni eleştirmenden bıktım usandım. Ya aylardır suçlayan bakışlarından bıktım usandım. Ya Ayşegül'ün geçirdiği kaza yüzünden beni suçladığını biliyorum. Ya ne zaman unutacaksın? Ya da ne zaman unutmak isteyeceksin? Merak ediyorum. İşe geç kalıyorum Sait. Günaydın. Günaydın Nagihan abla. Nasılsın? Aa. Yüzüne ne oldu? Hiç. Ayşegül'le oyun oynarken oldu ya. Önemli bir şey değil. Acımıyor bile. Geçmiş olsun tatlım. Çocuklar işte. Bazen ellerin ayarlarını hiç bilmiyorlar. Haklısın abla. Neyse. Ben indirmeye girecek örtüleri çıkarayım. Tamam. Birazdan müşteriler gelir zaten. Olur mu? Tamam tatlım. Hadi kolay gelsin. Daha da kurtuldu. Kapılarda karşılanır olmuşuz. Hayırdır Hülya Hanım? Güzellik uykunuza yatamadınız mı koca yolu gözlemekten ha? Zorun ne Sait? Derdin ne senin? Niye böyle yapıyorsun sen? Bak aç değiliz, açıkta değiliz. Hepimizin sağlığı da yerinde çok şükür. Bir aradayız, borcumuz harcımız da yok. Sen daha ne istiyorsun hayattan? Bak bu sahip olduklarımıza sahip olamayan o kadar çok insan varken... Ben senin bu halini anlayamıyorum ya. Vah vah. Konuş benimle Sait. Ben bu şekilde yaşamaya tahammül edemiyorum. Derdin neyse söyle. Benim derdim sensin Hülya. Senin beni şu yok sayan hallerin, sanki değersiz çökmüşüm gibi hissettirmen. Saçmalıyorsun ya. Seninle doğru düzgün konuşulmaz zaten. Tek bildiğin beni suçlamak. Ne için suçlandığımı da bilmiyorum ya. O zaman söyleyeyim de öğren. Bak sen benim evlendiğim kadın değilsin Hülya. Hayır tamam, tipin elin yüzün aynı ama ya sen o Hülya değilsin. Ya... Anne olduğundan beri benim karım olmayı unuttun sen. Sadece anneliğin kaldı. Ama ben anne istemiyorum Hülya. Ya benim annem zaten var. Ya ben karımı istiyorum, anladın mı? Bırak! Bırak! Aa, oh. Bak karımsan... Bak karımsan haddini bileceksin. Ya bırak anladın beni mı? Ya! Bırak! Karımsan haddini bileceksin. Çocuk uyanacak! Bırak! Beni boşuna zorlayacaksın lan! Beni boşuna zorlayacaksın dedim, anladın mı?
misin? Ayşegül sen git hazırlan. Bugün okula tek başına git. Ben annenle ilgilenirim. Korkma kızım. Bir daha asla annenin el kaldırmayacağım. Hadi. Sen de en iyisi yatıp uyu. Buraları ben toplarım. Engel olma Sait. Seninle aynı evde kalmak istemiyorum. Bir müddet annemlerde kalacağım ben. Bir daha asla. Yalvarırım gitme. Hem çocuğumuz ne olacak ha? Hadi gel dinlen biraz. Sonra beraber dışarı çıkarız. Ha, biraz uyu. Belki fikrin değişir. Ben senden korkuyorum artık Sait. Yani sadece kendim için değil çocuğum için de korkuyorum. Alkolü geldiğin bir gün ya ona da tokat atarsan, ya bunun ne kadar canı var Allah aşkına Sait. Ayşegül zaten ölümden döndü. Sen farkında mısın ne kadar şanslı olduğumuzun? Gitme Evliya. Yalvarırım bırakma beni. Yalvarırım. Gitme anne. Ben ayrılmak istemiyorum. Ne olur gitme. Bırakma. Hülya, içeriği temizledim. Ayşegül okuldan ben alırım bugün. Ben çok pişmanım Hülya, çok. Hülya, ne bu halin? Ne oldu sana böyle? Aa. Tamam, tamam, tamam. Bak ben buradayım canım, tamam. Sakin ol canım. Gel, gel. Ya sana da dert oldum Nagihan abla. Üzülme, bana dert olduğun falan yok. Bu böyle olmaz Hülya. Bir gün elinde kalacaksın Sait'in. Yo, Sait vurmaz bana. Benim ayağım halıya takıldı. Kapının camına canım çarpıp düştüm ben. Allah'ım. Bu numarayı ara. Dur dur, ben sana yazayım. Dur. Hülyacığım, aile, kadın, çocuk, engelli danışma hattı. 183. Mutlaka ara Hülya. Onlar sana yardım ederler. Sait'in tedavi olmasını sağlarlar. Ya da ne bileyim, hayatını yeniden kurman için sana yol gösterirler.
Birkaç gün işe gelme. İyice dinlen ama mutlaka ara o numarayı. Eğer yardım istemezsen kimse sana yardım edemez Hülya. Al bakalım, devam et. Alo. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. İyidir. İş işte, ne olsun. Ha, iş güç. Bu akşam mı? Nereye gideceksiniz? Anladım da ben gelemem bu akşam. Misafir var evde, memleketten. Başka sefer inşallah. Eyvallah, eyvallah Hasan'cığım. Sağ olasın. Yavaş ya, boğulacaksın. Tamam. Önce ödevler, tamam mı? Tamam anne. Neden yemek yemiyorsun? İştahım yok. Ben vicdan azabı çekeyim diye böyle yapıyorsun değil mi? Neden her şeyin merkezine kendini koyuyorsun? Gerçekten canım istemiyor olamaz mı? Her şeyi yanlış anlamaya o kadar müsaitsin ki. Bak Allah aşkına Hülya. Şuraya geldim. Evimde huzur içinde bir yemek yemek istiyorum. Onu da burnundan getirme. Ben de aynı şeyi istiyorum ama bırakmıyorsun ki bir türlü. Her zaman gerginsin. Her zaman bir bahanen var. Her zaman bana sinirlenmeye hazırsın. Yaptığımda, yapmadığımda her ne varsa hepsine sinir oluyorsun. Yeter be! Boşanalım gitsin! Ya her akşam karı dırdırı çekmekten bıktım, usandım artık. Ben alttan aldıkça sen tepeme çıkıyorsun. Ya madem öyle, madem beni beğenmiyorsun, buyur kapı orada. Ya bak, bunları sana yalvarayım. Ayaklarına kapanayım diye yapıyorsun ama yemezler kızım, bırak, anladın mı? Yemezler. Bırak beni, bırak. Bırak bu saray havalarını, anladın Sait, mı? Sait, bırak diyorum. Bırak. Bırak kolumu. Bırak. Bırak kolumu. Bırak bu saray havalarını. Bırak. Sait, yapma dur. Sait, bırak. Hem. Madem beni beğenmiyorsun, o zaman defolup gideceksin bu evden, anladın mı? Cebinde 5 kuruş olmadan alandan aldıklarında gideceksin, anladın mı? Anne. Anladın mı beni? Anneciğim. Bırak. Baba, bırak annemi baba. Çocuğun yanında yapma bana, ne olur. Ne olur Sait, bırak. Bırak. Bıktım lan artık, anladın mı? Kendi evimde azarlanmaktan bıktım. Bırak çocuğu. Çocuk yoksana. Aşı günü benimle kalacak. Anladın mı? Bırak. Kapı. Bu evin babası benim, anladın mı? Ben ne dersem onu yapacaksın. Bu odadan çıktığını görürsem bacaklarını kırarım senin, anladın mı? Ben ne dedim ben ha? Ne dedim? Baba. Baba. Hülya. Hülya. Hülya uyan. Hülya. Hülya iyi misin? Hülya. Hülya uyan. Durmasın ha. Kendine geldi mi? Hülya Hanım'ın durumu iyi. Fakat bebeği kaybettik. Bebek mi? Karınız 4 aylık gebeymiş. Bilmiyor muydunuz? Bilmiyordum. Bilsem. Bilsen daha mı az dövecektin kadını? Senin gibiler yüzünden her sene kaç kadın bebeğini kaybediyor biliyor musun? Hatta bazen hayatlarında. Bundan sonra ömür boyu evladının katili olduğunu bilerek yaşayacaksın. Ayrıca polis de sizinle görüşmek istiyor. Thank you.
Her şeyini aldın mı? Evet teyze. Tamam, hadi gidelim kızım. Nail abla, ben bırakayım sizi. Gerek yok. Biz taksiyle gideriz. Hem Hülya görmesin seni. Hala da tam kendine gelemedi. Sinirleri harap oldu. Sen bahçede bekle. Ama sakın bahçe kapısından çıkma, tamam mı kızım? Tamam teyze. Hadi. Bak Sait. Olmuyorsa zorlamayacağım. Sen de hayatını bir süre sonra yeniden kurarsın. Kardeşime yaptıkların için seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ama ne olur, birazcık onurun varsa Hülya'nın peşini bırakırsın. Çok acılar çekti. Daha fazlasına gerek yok. Zaten karnındaki bebeğin ölümüne sebep olduktan sonra Hülya'nın seni yeniden sevmesini sakın bekleme. Şikayetçi olduk, dinletemedik. Kendim düştüm, kimse bana vurmadı dedik. Kapıya, hastaneye gelen polisleri. Onlar da çekip gittiler tabii. Gerçeği söylese böyle olmayacaktı zaten. Günlerce yatıp durdu kardeşim. Bir gün kalktı, giyinmiş, hazırlanmış. Sevindik ama şaşırdık da. Avukata gitti, vekalet verdi. Kocasından boşanmak istiyordu. Yaklaşık bir iki ay kadar içinde de boşandılar. Kendi yaşamımı kurmak istiyorum dedi. Bir iş buldu. Artık her şey güzel olmaya başladı. Sevdin mi burayı Ayşegül? Sevdim. Bahçesi de var. Ona bahçe denmez ki akıllım. Teras o. Ooo canım yavrum benim bir tane. Sait, telefonlarıma neden çıkmıyorsun? Haber alamıyorum senden. Günlerdir dükkanına uğruyorum. Çırakların gelmediğini söylüyorlar. Bak Sait, böyle alacaklı olarak insanların kapısına gitmeyi hiç sevmem. Ama benim de tek geçim kaynağım o dükkan. Ya kiranı öde ya da boşalt dükkanımı. Kalan kira borcunu kapat git. Ya kaçıyor muyuz kardeşim? Allah Allah, hastaydık gelemedik. Bana bak Sait, beni mahkemeyle uğraştırma. Ya paramı öde ya da devret dükkanını git. Bu da sana son ikazım. Ona göre. Çocuk için aldım. Ya üst baş, defter, kalem falan.
Doğum günü ne de olsa. Yani babasından bir şeyler bekler elbet. Sağ ol. Kızım, Ayşegül, babanı özlemedin mi? Ayşegül, konuşsana yavrum babanla. İstemiyorum. Ama ben seni çok özledim kızım. Çok göresim geldi. Ya yemek yemediyseniz beraber bir şeyler yiyelim dışarıda. Üf Sait, Allah aşkına ya, bırak. Ya inan başka bir niyetim yok. Çocuğu çok özledim. Aslında seni de. Sus Sait. Sus, bana hiçbir şey söyleme. Seninle yollarımız ayrıldı artık. Çocuğu da hafta sonu görürsün. Yarın okulu ver, erken yatacak. Peki, sen bilirsin. Ya bugün Ayşegül'ün doğum günüydü. Yani belki dedim, karı koca değilsek bile yani ana babayız. Belki alır çocuğumuzu bir yerlere götürürüz. Sait. Şu yukarıda bir pastane var. 5 dakika oturalım. Çok komik olmuş. İyi ki doğdun Ayşegül. İyi ki doğdun Ayşegül. İyi ki doğdun Ayşegül. Mutlu yıllar sana. Teşekkür ederim Sait. Ayşegül'ü çok sevindirdin. Niye, sen sevinmedin mi? Bunun benimle bir ilgisi yok ki Sait. Ayşegül senin tek evladın. Bu yaptığın onun için de çok önemlidir eminim. Sonra yine görüşürüz. Hoşçakalın. Gel. Kızım. Görüşürüz baba. Ah kızıma. Ya içme dedim sana soğuk soğuk meyve sularını. Bak üşüttün işte. Öf. Hayırdır Hülya? Bir şey mi oldu? Ha? Tamam tamam. Ben hemen geliyorum. Sait, ne kadar çabuk geldin. Yorgundum, arabada uyudum. Aşağıda. Tamam geç, Ayşegül içeride. Sen onu al, ben eşyaları alırım. Tamam, acele et. Şimdi geçerken nöbetçi eczaneden alırız ilaçlarını. Tamam. Gerçi ateşi düşmüş gibi. Ha? Yaptıkları iğnenin faydası oldu galiba. Düştü çok şükür. Hem yaptıkları ilaç da uyutur zaten. Hı. Yarın sabaha kadar uyanmaz o. İyi hadi gidelim, gel. Şurada yol üstünde bir benzinlik var. Hem durup biraz benzin alayım hem de bir çay içelim. Dilim damağım kurudu Hülya. Çocuk bu haldeyken oturup çay falan içemem ben Sait. Benzini al, bizi eve bırak, sonra istediğin yerde durup çayını içersin. İyi de kötü bir şey demedim ki. Ne bu tavır şimdi? Sait, Allah aşkına şu haldeyken tartışmayalım ne olur. Zaten canım burnumda. Ya abartma istersen. Alt taraf ateşi vardı, o da düştü. Çocuk aslında olur iyileşirdi. Hiç değişmemişsin sen Sait. Hiç de değişmeyeceksin ya. Şu çocuk ateşler içinde cayır cayır yanarken sen hala kendi keyfinin derdindesin. Ya ben neden değişiyorum ki Hülya? Sen değiş. Ya bu evlilik bittiyse senin bu tavırların yüzünden bitti. Tabii ya. Sen beni değil, ben kendimi dövdüm. Hatta karnımdaki bebeği de kendimi tekmeleyip ben öldürdüm. Değil mi Sait? Sen ne biçim bir insansın ya? Gerçi hata bende ki acıdım da çocuğunu görmen için sana fırsat verdim. Peki sen ne yaptın? Birini kendinden nefret ettirdin. Diğerini daha karnımdayken öldürdün. Durdur arabayı, ineceğim ben. Arabayı durdur, ineceğim. Aç şu kapıyı Sait, aç şu kapıyı. Bak Hülya, beni zorlama. İnsan gibi otur şurada konuşalım, tamam mı?
Ne konuşacağız ya? Ne konuşacağız? Seninle konuşulmaz ki. Sen önce kocana saygı duymayı öğreneceksin, anladın mı? Sen benim kocam değilsin artık. Sadece Ayşegül'ün babasısın. Ha. Doğmamış bebeğimin de katilisin. Yeter Sait, yeter. Düş artık yakamızdan, düş. Ya bıktım senden ya. Senin öfkenden bıktım. Yeter artık, git hayatını başka biriyle yeniden kur ya. Peşimi bırak beni. Ben seni seviyorum Hülya. Bu ne biçim sevgi Sait? İnsan sevdiğinle öldüresiye döver mi, canını yakar mı ya? Artık seninle görüşemem Sait. Ben hayatıma devam etmek istiyorum. Hayatımı çocuğumla yeniden kurmak istiyorum. Ama o hayatın içinde sana yer yok Sait. Ben seni seviyorum. Yani sen de beni seviyorsun. Biliyorum, seviyorsun. Sevmiyorum Sait. Ben bundan böyle senin için sadece çocuğunun annesiyim. Daha fazlası olamaz aramızda. Hayatında başka biri mi var? Ha? Ne? Ya gene her şeyi kendi anlamak istediğin gibi anlıyorsun ya. Yalan. Hayatında biri var senin. Doğru söyle. Bana yalan söyleme öyle ya. Bak kim var hayatında. Yalan değil. Kimse yok benim hayatımda. Olmasını da istemiyorum zaten. Lütfen bir daha beni arama Sait. Ayşegül'ü istediğin zaman görebilirsin. Ya o zaman neden beni istemiyorsun? Sadece seni değil, kimseyi istemiyorum ben. Yalan söylüyorsun. Kim var hayatında, doğru söyle. Bak buna izin vermem Hülya. Sen benden başkasıyla olamazsın. Anladın mı? Buna izin vermem. Buna izin veremem. Bak başkası olmaz. Anladın mı? Başkası olmaz. Başkası olmaz. Anladın mı? Sait bırak. Olmaz. Bırak. Bırak. Olmaz. Olmaz. Onu öldürdüğüm için çok pişmanım. O zaman sadece onu öldürdüğümü sanmıştım. Çocuğum beni görmeye gelmiyor. Annesi toprakta, babası hapiste. Boynu hep bükük. İnsan çocuğunun anasına bunu yapar mı? Çocuğunu anasız babasız bırakır mı? Ben yaptım. Ama her Allah'ın günü pişmanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.